Mustafa Mutlu İsrail bizi niye öptü? Mavi Marmara saldırısının üzerinden tam 34 ay geçti ve İsrail özür dilemeyi hep reddetti. Bunun üzerine büyükelçiler karşılıklı olarak çekildi, ilişkiler asgari düzeye indirildi. Ancak ne olduysa önceki gün İsrail Başbakanı Netanyahu birdenbire özür diledi. Bu özür sosyal medyada neden yahu esprisiyle karşılandı. Yine ABD. Uluslararası ilişkilerde detayı gösteren fotoğraflar elbette önemlidir. Ama asıl önemlisi büyük fotoğraftır. Büyük fotoğrafı doğru okuyabilirseniz olayların nedenlerini daha doğru görebilirsiniz. Son birkaç güne bakalım. 21 Mart 2013 Türkiye için çok önemli bir tarihti. Çünkü terörist başı kahraman haline getirildi. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında onun bir bildirisi okundu ve APO örgütüne silahları bırakın, yurdu terk edin talimatı verdi. Ne ilginçtir ki bu çağrının yapıldığı saatlerden sadece birkaç saat sonra ABD Başkanı Obama Orta Doğu gezisine çıktı. İsrail ziyareti sırasında Netanyahu'ya Türkiye ile ilişkileri düzeltin talimatını verdi. Ardından bu sürpriz özür geldi. Bu özür yayınlanan bir yazılı açıklamayla tüm dünyaya duyuruldu. Netanyahu, Telefonda Erdoğan'a saldırıda ölenler için tazminat ödemeyi kabul ettiklerini aktardı. Buna göre İsrail, Mavi Marmara saldırısında ölen her bir Türk vatandaşı için 100 bin dolar tazminat ödeyecek ve Gazze'de uyguladığı ablukayı kaldıracak. Bunun karşılığında Türkiye, Mavi Marmara konusunda İsrail askerleriyle ilgili açtığı tüm davaları geri çekecek. İki ülkenin büyükelçileri de en kısa zamanda Ankara ve Tel Aviv'e geri dönecek. Yeni bir oyun bu iki gelişme Amerika'nın bölgemiz üzerinde yeni bir oyun oynadığını gösteriyor. İsrail'in dilediği özürde Obama'nın rolü zaten açık. Peki kim terör örgütüyle pazarlık masasına oturduğumuz sürecin Amerika'nın yönlendirmesi ve hatta zorlaması dışında hayata geçirildiğini iddia edebilir? Şimdi yeni soru şu, sırada ne var? Amerika hangi büyük oyunun peşinde? Suriye'de Beşer Esad'ın devrilmesi ve İran'la olası bir savaş için sorunsuz bir Türkiye'ye ve İsrail'e ihtiyaç duyuyor olabilir mi? Kısacası, bu zoraki barış rüzgarları beni korkutuyor. Çünkü Amerika'nın mimarı olduğu hiçbir barış sürecinin bugüne kadar savaşsız bitmediğini çok iyi biliyorum.